Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Gönül Defterinden programının sayfalarını yeni bir konu ile aralarken sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Rabbimizin rahmeti, merhameti, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah diyoruz. 0543 593 5994 WhatsApp iletişim numaramız. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde ve afiyettesinizdir inşallah diyerek duamızı edelim programımıza başlarken. Eskiden pirinç ayıklanırdı. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama hatırlayanlar olacaktır mutlaka bizi dinleyenler arasından. Çünkü pirinçler oldukça taşlı olurdu. Hatta bu konu ile ilgili bir deyimimiz bile var, ayıkla pirincin taşını. Deyimin anlamı konumuz dışında olsa da pirinç ve taş olması bakımından paylaştık bu deyimi. Şimdilerde pirinçlerde neredeyse hiç taş yok. Taş olmadığı için ayıklamaya da gerek yok, ancak yıkamaya devam. Lise yıllarımdayken pirinç yıkama esnasında annem hep uyarırdı. Bu uyarı hala pirinç yıkarken aklıma gelir. Dikkatli yıka kızım. Bereketin hangi tanede olduğu belli olmaz derdi. Tanelerle birlikte bereket kaybolmasın. Yerlere, lavaboya dökülen pirinç tanelerinden herhangi biriyle bereket de gitmesin. Bu tavır aynı zamanda israfı da önler haddi zatında. Bütün yıkanılan taneleri olan her bir gıdada dikkatli olmayı sağlar. Çünkü insan taneli gıdaları yıkarken ister istemez böylesi bir uyarıyı hatırlar. Pek çok faydaları da olur böylesi uyarıların. Bugün de etkisi hala sürüp gitmektedir en azından kendi üzerimde. Evet dostlar, programımızın konu başlığı olarak bugün bereket hangi tanede başlığını tercih ettik. Diledik ki bereketi konuşalım. Hayatlarımızdan adeta çekilip gitme yolunda olan bereket ile ilgili birkaç kelam edelim. Çekilip gitme yolunda dedik. Sizler de takdir edersiniz ki dostlar, şöyle bir bakılınca, yok söyleminin arttığı, hemen herkesin yokluktan, azlıktan, yetmediğinden şikayet ettiği gerçeği ortada. Nereye dönerseniz dönün, herkesin bir şikayetinin olduğu görülmekte. Evler büyüdükçe büyüdü. Eşyalar arttı. Ulaşılamayan yiyecek içecek her tür nimet neredeyse kalmadı. Bir tıkla anında kapınızda diye reklamları görmeyeniniz yoktur. En geç çoğunlukla ertesi gün kapımızda. Her şeye ulaşmak çok kolay. Buna rağmen şikayet devam etmekte. Bu durumda şu soru geliyor akıllara. Acaba sahiden mi yok? Yahut yetinmeme, açgözlülük, hatta biraz da nahoş bir tabir olacak ama nankörlük mü arttı demek istiyor insan. Bu kadar yoku duyunca
yetinmeme, açgözlülük mü arttı veya bereket mi kalmadı? Şükürsüzlük, şikayet, doymamak neticesinde bereket kaybolup gitme yolunda mı? Şükürsüzlük bereketi alıp götürdü mü diyorum? Çünkü Rabbimiz İbrahim Suresi 7. ayette "Eğer şükrederseniz ben de size nimetimi mutlaka arttıracağım." buyurmuştur. Eğer şükrederseniz ben de size nimetimi mutlaka arttıracağım. Şükredersek nimetin artması garantili olduğuna göre ki Rabbimizin vaadi değişmez. Şükürsüzlük artmış olmalı ki bereket yok olmakta. Gözler aç kalmakta. Doçent Doktor Mustafa Canlı, bereket başlıklı bir makalesine başlarken şu satırlara yer vermiştir dostlar. Bereket kesilmeyen manevi bir bolluktur. Bereket tarif edilemeyecek bir saadettir. Bereket Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına bahşettiği bir lütuftur. Bereket tebareke vasfıyla Rabbimizi andığımız Allahümme barik ifadesiyle salavatlarımızı süsleyen ilahi bir neşedir diye açıklamış bereketi. Kesilmeyen manevi bolluk, tarifsiz bir saadet, bize bahşedilen bir lütuf, İlahi bir neşe gibi pek çok vasıfla tanıttı bizlere eğitimci yazar Mustafa Canlı bereketi. Bizlere ikram edilen sayısız nimetlerin hepsi, hep bu bereketin tecellileri olsa gerek dostlar. Günlük hayatımızın içinde zaman zaman belki de hiç farkında olmadan sıklıkla kullandığımız bir nevi dua mahiyetinde dilimize pelesenk olmuş kelimelerimiz, söylemlerimiz vardır. Sizler de bilir, mutlaka kullanırsınız. Allah bereket versin deriz birisi bize bir şey verdiğinde. Bereketli olsun deriz. Siftah senden, bereket Allah'tan der satıcı. Nerede bereket, nerede hareket, orada bereket kullanılır bir iş yaparken, bir eylemde bulunulurken. Bu tür söylemler hayatımızdaki enstantanelerdendir. Bereket kelimesi sözlükte artma, fazlalık, tebrik etmek, yani insana ya da başka bir şeye ziyadelik için dua etmek anlamlarına gelmektedir dostlar. Diğer bir ifadeyle bereket kelimesi ziyadelik, fazlalık, nema, bolluk, uğur, mutluluk, hayır, rahmet gibi anlamlarındadır. Türkçede de kelime ilahi kaynaklı bolluğun, nimetin, hayrın çokluğunu ve devamlı olmasını ifade etmektedir. Bu devamlılık hayrın, rahmetin bir yere çökmesi suretiyle sabitlenmesi ve devamlı olması manasındadır. Bereketi diğer artma ve çoğalmalardan ayırt eden en önemli özellik istikrar ve sürekliliktir denilmiştir. Çünkü bereket kelimesinde bir istikrar, devamiyet, süreklilik,
çokluk ve bolluk anlamları vardır diye belirtiyor yardımcı doçent doktor Hikmet Koçyiğit Dergi Park'taki bir yazısında. Bereket kelimesinde bir istikrar, devamiyet, süreklilik, çokluk ve bolluk anlamları vardır. Ne kadar geniş kapsamlı bir kelime. Bunlara ilaveten, teberrük de, mübarek de bereketten gelir diye bilgi verilmiştir dostlar. Bunların hepsi manevi bolluğa işaret eder diye açıklıyor konunun uzmanları. Teberrük ve mübarek kelimelerini açıklayacak olursak, teberrük bir işten hayır ve bereket ummak anlamlarına, mübarek de kutlu, kutsal, bolluk getiren, bereketli, verimli manalarına gelmektedir. Üzülerek ifade edelim ki, bereket yani manevi bolluk hayatımızdan sessizce çekilip gitti. Hayatımızın bereketi kalmadı diyor Mustafa Canlı ve devam ediyor dostlar. Halbuki bir zamanlar bu topraklarda hayat sabah namazıyla birlikte başlardı. İnsanların zamanları, kazançları, yemeleri, içecekleri, bütün hayırlı işleri bereketliydi. İnsanların yüzlerinde bir bereket ve beşaret işlerinde muvaffakiyet vardı. Ama neredeyse bunların tümü aramızdan ayrılıp gitti. Geriye israf, bereketsizlik, mutsuzluk, rızadan uzak, ruhtan uzak, iskelet gibi kuru kazançlar kaldı diyerek açıklıyor eğitimci yazar konu ile ilgili görüşlerini. Ne dersiniz dostlar? Katılır mısınız sizler de yazarın bu sözlerine? Bir zamanlar bu topraklarda sabah namazıyla başlardı hayat. İnsanların her kazancında, işinde, gücünde bir bereket vardı, yüzlerinde bir bereket vardı. Ama neredeyse bunların tümü aramızdan ayrılıp gitti. Geriye israf, bereketsizlik, mutsuzluk, en önemlisi rızadan uzak, ruhtan uzak, kuru kazançlar kaldı dedi yazar. Şöyle bir internete, haberlere, yapılan röportajlara bakılınca çok da haksız olmadığı düşünülebilir. İsraf arttı gerçekten dostlar. Zaten yayınlanan, resmi yayınlanan israf haberlerine bakarsak bunu çok kolaylıkla görmek mümkün. Nerelerde, nasıl, hangi israflar yaptığımız resmi kayıtlarda var. Yıl yıl miktarları belirli. Bereketsizlik arttı, mutsuzluk arttı. Gün geçmiyor ki cinayet, gasp, dolandırıcılık haberleri duymayalım. Boşanma haberleri cabası. Daha önceki programlarımızda hatta dakikaya kaç boşanma düştüğünü bile hesaplamıştık ve vermiştik bunun miktarını, sayısını. Diğer yandan alışveriş merkezleri, bankalar, marketler, hatta kuyumcular dolup taşıyor. Mağazaların kasalarında zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Mutlaka rastlamışsınızdır. Buna rağmen kim ağzını açsa yokluktan, fakirlikten, paranın yetmediğinden dem vuruyor. Bütün bunlara genel bir bakınca bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu mu demeli bilinmez. Yanlış giden bir şeylerin olduğu gerçek.
hangisi doğru? Yok söylemi mi doğru? Dolup taşan mekanlar mı doğru? Hangisi gerçek? Bu gidişe dur diyecek olanlar da yine bizleriz dostlar. Her birimiz kendi gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince doğru yaşamaya, doğru davranmaya çalışıp düzgün örnek olabilirsek, yakın çevremizden başlayarak etki alanımız içindeki kapsamımızda olan herkese en azından bizler için bir şeyler değişecektir. Peki neler yapılabilir sorusu geliyor burada. Nelere dikkat etmek gerekir? Bereket ne ya da nerelerde var? Bereket için evlerimizin, ceplerimizin, cüzdanlarımızın, hayatımızın, yaşamımızdaki her şeyin bereketlenmesi için nelere dikkat edilmeli? Hangi tedbirleri almalı ki bereketlenelim, bereketten nasipdar olalım? Dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim, ezgimizi dinleyelim. Aradan sonra bütün bu soruların cevaplarını birlikte arayalım inşallah. Evinden, eşimden, şirin bebeğimden, eşimden.
baştan başa. Başım gövdemden, etim tırnağından, kalbim bedenimden ayrılana dek. 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 Evimden, eşimden, şirin bebeğimden, eşimden, aşımdan ayrılana dek. Evimden, eşimden, şirin bebeğimden, eşimden, aşımdan ayrılana dek. Evimden, eşimden, şirin bebeğimden, eşimden, aşımdan ayrılana dek. Evimden, eşimden, şirin bebeğimden, eşimden, aşımdan. Aramızı verdik, ezgimizi dinledik. Gönül Defterinden programını dinliyorsunuz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün programımızda bereket konusunu konuşuyoruz sizlerle. Bereket hangi tanede diyerek başladık programımıza. Bereketi tanımladık, alıntılar yaptık. Günlük kullanımlarımızdan örnekler verdik. Özellikle günümüzde bereketin kaybolmasından dem vurduk adeta. Kaybolup gittiğini belirttik, uzman görüşlerine yer vererek. Sadece problemi tespit edip ortaya çıkarıp çözüm önerileri sunmadan bırakacak değiliz elbette. Dilerseniz şimdi de neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli ki bereketli olsun? Manevi bolluğa kavuşmak için hangi tedbirler alınmalı? Bereketten ne anlamalıyız gibi başlıkları konuşalım. Öncelikle her güne, dolayısıyla her işe besmele ile başlamanın kıymetini belirtmeliyiz dostlar. Zira besmelede bereket vardır. Sevgili Peygamberimiz, besmele ile başlanmayan işlerin bereketsiz olduğunu haber vererek şöyle buyurmuştur bir hadisi şeriflerinde. Yüce Allah'ı zikrederek besmele ile başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Onun için yemeğine besmele ile başlayan müminin yedikleri ve içtiklerinde bereket vardır. Her işte olduğu gibi. Peygamber Efendimiz'de yaşanmış bir hadise, Müslim'den rivayetle şöyle kaynaklarda şöyle yazıyor dostlar. Bir gün henüz imandan nasibini almamış bir kişiye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem süt ikram etmiş. Adam üst üste tam 7 tas süt içmiş. Demek ki çok açmış. Ertesi güne İslam'ın aydınlığında giren aynı kişi bu kez bir tas süt ile doymuş. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur dostlar. Mümin bir mide dolduracak kadar içer, kafir ise 7 mide doldurana kadar içer. Besmele bu kadar önemli.
Besmele'de bereket var. Besmelesiz başlanılan her iş bereketsizdir, sonuçsuzdur buyurdu Efendimiz. Besmele ile birlikte dostlar, Kur'an-ı Kerim mübarek kitabımız, Kur'an-ı Kerim de berekettir. Güne Kur'an okuyarak başlayan bir mümin, güne bereketle başlamış olur diyor konunun uzmanları. Kur'an-ı Kerim'deki manaları anlamaya çalışıp, onları hayatına aksettiren mümin, tarif edilmez bir berekete mazhar olur denilmiştir. Ve hem tarif edilmez bir berekete mazhar olur hem de gönlü huzur bulur. Bunu da nereden biliyoruz? Rad suresi 28. ayette. Ne buyuruyor Rabbimiz? Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur buyuruyor. Onun için güne Kur'an'la başlamalıyız. Kur'an'ı anlamaya çalışmalıyız. Kur'an'a yer açmalıyız hayatlarımızda. Kur'an merkezli bir hayat yaşamaya çalışmalıyız ki günlerimiz bereketle geçsin, işlerimiz doğru ve düzgün gitsin, gönlümüz huzur bulsun. Bu da çok kolay artık aslında dostlar. Telefonlarla elimizin altında, hayatımız telefonlarla geçiyor. Telefonlarda bir sürü programlar var. Bir tık kadar, bir tuş kadar yakın Kur'an'ı görmek, bulmak, okumak, dinlemek, hayata Kur'an'la başlamak çok kolay olsa gerek. Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşamaya çalışmak da hayatlarımızı bereketli kılacaktır denilmekte dostlar. Onun hayatındaki uygulamalarını örnek almak, yaşamak ve yaşatmaya çalışmak evlerimizdeki bereketi artıracak unsurlardan bir tanesidir. Enfal suresi 33. ayette Rabbimiz, oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. İstiğfar ettikleri sürece de Allah onlara azap edecek değildir buyurmaktadır. Bu ayetin özellikle ikinci kısmının yorumlanması olarak doçent doktor Mustafa Canlı şu ifadeyi kullanmış dostlar. Demek ki istiğfarda da bereket vardır. Her gün istiğfar eden, estağfurullah, estağfurullah diyen bir mümin, gönlünde ferahlık bulduğu gibi hayatında da berekete nail olur diyerek, tövbe istiğfarın hayatımızı bereketlendireceğini belirtmiştir. Devamında, bu anlamda salavat da berekettir, zikir ve tesbihat da berekete vesile olur diye ilave etmiştir yazar. Yani tövbe istiğfar, salavat, zikir ve tesbihatlar evlerimizin, hayatlarımızın bereketi için gerekli unsurlardandır. Bir başka bereket vesilesi olarak dostlar, Peygamber Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği dört kişiye ve hatta dört kişinin yemeği sekiz kişiye yeter buyurduğunu görüyoruz hadis-i şerifinde. Birlikte cemaat halinde dostlarla, sevdiklerimizle, misafirlerle yenilen, paylaşılan yemeğin bereketleneceği müjdesini vermiştir Efendimiz bu hadisi şerifle. Öyleyse bir başka bereket vesilesi, dostlarla, sevdiklerimizle, ihtiyaç sahipleriyle paylaşılan sofralar, yemekler. Ne dersiniz dostlar?
sofralarımızdaki durum ne? Çeşitler arttıkça arttı. Dolaplarımız ağzına kadar dolu. Bunun yanında paylaşımlarımız var mı? Sofralarımızda misafirlerimize yer açıyor muyuz? Bir yoksul, yetim nasipleniyor mu? Sofra ve yetim deyince aklıma bir hatıra geldi. Yıllar önce katıldığım bir aile seminerinde konuşmacı, "Sofranızda bir yetim misafir ediyor musunuz?" diye bir soru sordu. Farklı cevaplar geldi salondan. Eşinin yetim olduğunu söyleyenler bile oldu. Konuşmacı, "Benim her soframda mutlaka bir yetimim var," dedi. "Nasıl mı?" "Şöyle ki dostlar, her ay bir yetimin aylık giderini üstlenmiş. Dolayısıyla da her sofrasında bir yetimin var olduğunu belirtti konuşmacı. Günümüzde savaşlar nedeniyle yetimlerin sayısının arttığı düşünülürse ki kendi ülkemizde de pek çok yetim bulunan aileler var. Bu durumda sofralarımızı paylaşmak, onlara ulaşmak çok daha kolay. Alıp getirip soframıza oturtamayabiliriz. Bunu tercih etmeyebiliriz, bilemiyorum. Ama dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları, bu işi gönüllü olarak yapan şahıslar bile var. İster kendi elinizle, ister böylesi kişi ve kuruluşlar yoluyla evlerimizi, sofralarımızı paylaşabilir. Mallarımızı hem koruyup hem de bereketlendirmek yolu tercih edilebilir. Ne dersiniz? Neden olmasın? Bir başka bereket vesilesinin büyüklerimiz olduğu belirtiliyor dostlar. Büyüklerimizle beraber olunan mekanlar, onlarla geçirdiğimiz zamanlar bereket yüklü bulutlar gibidir denilmekte. Anne babalar, dede nineler, aile büyükleri, Allah dostu büyüklerimiz bereket vesilesidir diye ilave edilerek. Onların duaları evlerimizi, gönüllerimizi bereketlendirir. Bu bakımdan beraber olmaya, dualarını almaya çalışmalıyız tavsiyesinde bulunuluyor. Ne dersiniz dostlar? Bu konudaki tavrımız hangi aşamada? Gittikçe çekirdek aileye dönüşen evlerimizde, yaşlılarımıza, aile büyüklerimize yer açabiliyor muyuz? Çocuklarımız bu zenginliği yaşayabiliyor mu dolayısıyla? Bu kültürü öğreniyor mu? Belki dönüp hayatlarımıza, uygulamalarımıza bakmalı, bir düşünmeliyiz varsa eksikliklerimiz. Devamı sadedinde adeta Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde "Sıla-i rahimde bereket vardır" buyurmuştur. Buhari'den rivayetle rızkının genişlemesini ve ecelinin geciktirilmesini, ömrünün uzatılmasını arzu eden akrabalarını görüp gözetsin buyuruyor Efendimiz. Rızkının genişlemesini, ömrünün uzatılmasını arzu eden akrabalarını görüp gözetsin buyuruyor Efendimiz. Yine bir başka bereket vesilesi olarak erken kalkmak belirtilmekte dostlar. Erken kalkmakta bereket vardır denilerek. Günün en bereketli saatleri erken saatlerdir. Aslında bunu hepimiz biliriz. Gün ne kadar bereketlenir erken kalktığımız zamanlarda. Sabahın ilk ışıklarıyla, güneşin doğuşu
vücudun farklı hormonlar salgıladığı uzmanlarca belirtiliyor. Hatta çok defa duymuşsunuzdur güneşi üzerinize doğdurmayın sözünü. Sizler de uyandıktan sonra tekrar uyumanın zararlarını bilirsiniz mutlaka. Buna rağmen bütün bu bilgiler ışığında yine de çoğumuz uyumaya devam ederiz. Geç kalkmak tercih edilir nedense. Hatta geç uyanmak tatilin göstergesi sayılır. Yani tatil yaptığımızı geç uyanmaktan anlarız neredeyse. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de geceyi dinlenmemiz gündüzü de çalışma için yarattığını bildirmektedir. O halde günü uyuyarak geçirmek verimliliği düşürecek, güne erken başlamak verimliliği dolayısıyla bereketi arttıracaktır. Bir başka madde olarak bereketle ilgili dostlar, helalde bereket vardır, haramda ise bereketsizlik denilmiştir. Helal yolla elde edilen bir kazanç, haram yollarla elde edilen yığınlarca kazançtan bereketlidir. Haram yolla elde edilen kazançlar deyince akla geliveren maddelerden bir tanesi de faiz olsa gerek dostlar. Onun için faizde bereket yoktur ama sadakada, zekatta bereket vardır denilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka malı eksiltmez buyurmaktadır. Cenab-ı Hak kendi rızası için verilen sadakaları 10 katından 100 katına kadar arttıracağını vaat etmektedir. Zekatı verilmeyen mal ne kadar çok olursa olsun sahibine yükten başka bir şey değildir. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'den biliriz, anahtarlarını bile güçlükle taşınabilen Karun'un hazinelerinin sonunun ne olduğunu. Köpük gibi uçup gitti adeta, geriye büyük bir hüsran kaldı. Bizler için ibretlik manzaralar kaldı. Evet, kazançlarımızın helal olması için işimize, çalışmamıza, emeğimizin, alnımızın terinin helalinden olmasına dikkat etmeliyiz inşallah dostlar. Faiz ve sadaka konusu da ayrıca değerli ve kıymetli. Bu konuda da bilinçli olmak zorundayız inşallah. Bir başka bereket unsuru kanaat ve cömertlik. Kanaatte, cömertlikte bereket vardır denilmiştir. Mekke fethedildiği gün Müslüman olan Hakim bin Hizam, kalpleri İslam'a ısınsın diye kendisine verilen ganimeti az bulunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona da bize de nasihat edercesine şöyle buyurmuştur dostlar. Ey Hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar buyurarak, mala nasıl bakılması gerektiği, bereket ve bereketsizliğin nasıl elde edileceğinin şifrelerini bildirmiştir. Bereketin kaynaklarından bir başkası da dürüstlükte, doğrulukta berekettir denilerek belirtilmiştir dostlar. Yalanda ise bereketsizlik vardır. Dürüstlükte, doğrulukta bereket, yalanda bereketsizlik vardır.
Nitekim bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: yalan yere edilen bir yemin malın sürümünü artırır ama bereketini yok eder. Özellikle alışverişlerde bu söylemlere rastlamak mümkün. Sizler de muhatap olmuşsunuzdur mutlaka. İnsan farkında olamıyor, idrak edemiyor olmalı ki yalan yere yeminler edebiliyor. Rabbim korusun inşallah. Bir başka bereket kaynağı olarak abdeste bereket vardır, namazda bereket vardır, duada bereket vardır, selamda bereket vardır denilmekte dostlar. Müminler birbirleriyle karşılaştıklarında "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" diyerek selamlaştıklarında aynı zamanda birbirlerine dua etmekte ve Allah'ın rahmet ve bereketinin üzerinde olmasını niyaz etmektedirler. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: sen evine, aile halkına vardığın vakitte onlara selam ver. Senin bu selamın hem sana hem de evin halkına hayır ve bereket olur. Evet dostlar, bereketi konuştuğumuz şu zamanlarda mekanların da bereketini olduğunu, mekanların da bereketinin olduğu belirtilmekte. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa bereketli mekanlardır denilerek. Zira sizler de bilirsiniz ki buralarda kılınacak her bir rekat namaz, diğer yerlerde kılınacak namazlardan yüzlerce, binlerce kat daha sevaptır denilmekte. Onun için hac berekettir, umre berekettir. Mescid-i Aksa'yı unutmamak, uygun olunca ziyaret edebilmek hayatlarımıza bereket katacaktır inşallah. Bereketi konuştuğumuz programımızda, bereket hangi tanede diyerek başladığımız programımızda pek çok bereket unsurunu sıralamaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Bir özetleyecek olursak dostlar, her işe besmele ile başlamak dedik. Güne Kur'an okuyarak, anlayarak okuma yaparak hayatımızı Kur'an, sünnet merkezli yaşamaya çalışarak bereketlenebiliriz dedik. Yemeğimizi dostlarla, yetimlerle, öksüzle, yoksullarla paylaşmak bereketi arttırır denildi. Aile büyükleri, Allah dostları olan büyüklerle birlikte olmak, onlara zaman ayırmak, sıla-i rahim yapmak hayatlarımızı bereketlendireceği belirtildi. Erken kalkmak, helal kazanç için çaba harcamak, sadaka ve zekata dikkat etmek, kanaat sahibi ve cömertlikte bulunmak, infak etmek bereketi artırır diye belirtildi dostlar. Dürüstlük, doğrulukta bereket vardır, dürüst ve doğru olmaya çalışmak gerekir denildi. Abdeste, namazda, duada, selamlaşmada bereket olduğu belirtildi. Kutsal mekanları ziyaret etmede, oralarda yapılan ibadetlerde bereket vardır denildi. Bir bakalım hayatlarımıza. Nerelerde eksikliklerimiz var? Var mı eksiklerimiz? Varsa giderme yolunu tercih edelim inşallah. Hele de bereketsizlikten şikayet ediyorsak, mutlaka saydığımız bu unsurların hayatımızdaki yansımalarına
dikkat edelim, eksikliklerimizi giderme yolunu tercih edelim. Ev hayatımızda, iş hayatımızda, ticaretimizde, bütün hayırlı işlerimizde, kısacası bütün hayatımızda bereketi hakim kılabilirsek, huzurlu, mutlu ve başarılı günler bizim olacaktır Allah'ın izniyle inşallah. Bereketi idrak edip bereket dolu bir hayat yaşayabilenlere ne mutlu. Rabbimiz bizlere bereket dolu bir hayat lütfeylesin inşallah dostlar. Rabbimiz zamanlarımızı, mekanlarımızı, yediklerimizi, içtiklerimizi, kazançlarımızı, hayatımızı bereketli kılsın inşallah. Rabbimiz bizleri Kur'an'ın bereketinden, Peygamber Efendimizin bereketinden, zikir ve tesbihatın bereketinden mahrum eylemesin inşallah. Diyelim, hepinizi, hepimizi Rabbimizin rahmetine, merhametine, muhabbetine emanet edelim. Ara ısmarladık. Azrail serime çöktü zaman, çöktü zaman. Kırılır kanadım kol yavaş yavaş, kol yavaş yavaş. Mevlam nasip etsin din ile iman, akar gözlerimden sel yavaş yavaş. Mevlam nasip etsin din ile iman, akar gözlerimden sel yavaş yavaş. Uçan gönül yorulur bir gün, yorulur bir gün. Mizan terazisi kurulur bir gün, kurulur bir gün. Herkesin ettiği sorulur bir gün, döner mi ya Rabbim, bil yavaş yavaş. Herkesin ettiği sorulur bir gün, döner mi ya Rabbim, bil yavaş.